güçlüklerle karşı karşıya geleceğiz veya geliyoruz. 5 ana başlık üzerinde konuştuğumuz zaman birincisi belki daha fazla işte çevresel boyutta, toplumsal boyutta, ekonomik boyutta, jeopolitik boyutta ki ülkemiz açısından oldukça kritik ve teknolojik boyuttaki güçlükler. Yani teknolojik boyuttaki güçlükleri biraz daha üzerine ifade etmek istedim. Teknoloji biz her zaman çözüm olarak görüyoruz ama teknoloji evet doğru kullanıldığında bir araç ama aynı zamanda da bir güçlük noktasında eş zamanlı değerlendirilmesi gereken bir başlık. Daha da zor olan kısmı eğer bu başlıkları tek başına ele aldığımız zaman yani çevresel boyuta baktığımız zaman özellikle Konya ile üzerinde düşündüğümüzde işte yani iklim değişikliğinin etkileri, bunun gıda boyutu, su gıda arz güvenliği, su arz güvenliği boyutu, bunun beraberinde getirmiş olduğu sosyolojik güçlükler, yani buna ulaşamama noktasında, ekonomik anlamdaki güçlükler, bunun beraberinde getirmiş olduğu işte göçtür, bunun beraberinde getirmiş olduğu teknoloji çözüm noktasında ama aynı zamanda da tehdit noktasında, yanlış bilgilendirme, dezenformasyon noktası, ülkemizin yaşamış olduğu coğrafyadan dolayı hem dış göç hem de iç göç noktası ki geçen sene 6 Şubat depremler sonrasında bunu yaşamış bir ülkeyiz. Gelecekte bunun daha ne yazık ki şu anki senaryolara bakıldığı zaman daha olumsuz bir senaryo gündemde. Bugün ödül alacak olan arkadaşlarımıza daha farklı bir şekilde görev düşüyor. Bunları tümüyle eş zamanlı düşündüğümüz zaman ki yapıyı oldukça karmaşık hale getiriyor. Ve karmaşık hale geldikçe değişkenliğiyle beraber ve dinamikliğiyle beraber sorunun çözülmesi gittikçe zor bir aşamada. Bu yansı yine 2024'te Anadolu Ajansı'ndan alınmış ve Türkiye'nin de içinde olduğu yani 66 milyon Türkiye'de yaşayan vatandaşımızın aşırı sıcaklarla maruz kaldığı bir dönem. 2010'lu 2000'li yılların başından itibaren bakarsanız sürekli bir artıştı. Yani dolayısıyla gelecek senaryolar açısından değerlendirdiğimiz zaman ne yazık ki iyi bir resmi konuşmuyoruz. Ve eğer dünya ile bir karşılaştırma noktası söz konusuysa biz biraz daha şanssızız. Çünkü ortalama nokta 9 derecelerde yani 1 dereceye yakın ama biz 2050 yılı için öngörülen rakama 2023 yılında ulaşmış durumdayız 1,5 dereceye. Yani bir diğer ifadeyle biz 2053 yılında 1,5 dereceye uyumlaştırma gibi bir hedef var. Yani biz buna uyumlu bir işte bununla ilgili gıda, su, enerji ama şimdiden ulaştığımız için bizi etkilemesi bunun. Bir diğer ifadeyle gelecekte yaşayabileceğimiz daha fazla toplumsal, ekonomik güçlüklerimiz, jeopolitik güçlüklerimiz ne yazık ki dünya coğrafyasındaki diğer ülkelerden bir diğer ifadeyle kendi çözümümüzü diğer alanlarda olduğu gibi mutlaka burada da bulabiliyor olmamız gerekiyor. Konuya bakış noktasında ise bize yani bu camiaya yani akademi camiasına, bilim camiasına niye ihtiyaç var noktasında ise bu yansı belki onu söylüyor. Bilim insanlarımızın ve özellikle de ödül alacak olan arkadaşlarımızın gelecekte bu zorlukların üzerinden gelmek gibi, gelinmesi gibi üzerlerine aldığı bir rol var. Ödül almak evet bir motivasyon, aynı zamanda bir görünüm yani farkındalık boyutunda heyecanlanma, motivasyon ama diğer taraftan da sorumluluktan daha fazla artması demek. Bugün burada bilim dünyasında adını duyurmuş etki değeri yüksek akademik çalışmalarıyla ön plana çıkan başarı hikayeleri yazan değerli akademisyenlerimizi ödüllendirmek için bir araya geldik. Başarı, rekabetçi ve teşvik edici iklimin olduğu yerlerde uç verir ve yeşerir. Başarı iklimi oluşturma gayretimizin altında kuşkusuz üretilen bilgiyi üretime, sanayiye, iş hayatına, sağlığa, kültüre, sanata aktararak toplumsal faydaya dönüştürmek yatmaktadır.